Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in pek çok şehre şiir yazdığını biliyoruz. Aksaray için yazdığı şiirini daha evvel yayınladığım, 2012'de yayınladığım bir dergide 3 sayı yayınlamıştım. 41 kere Aksaray dergisinde yayınlamıştım. Sanırım birinci sayısındaydı. Şimdi o şiiri tabii pek çok yerde yayınlandı. Ben sadece beni takip edenler zaten biliyordur diyorum. Bilmeyenler için bu şiiri okumak istiyorum. Tabii bir manzum tadı yok. Çünkü çeviri yani farklı dilden şiir çevirmek zor iştir. Birebir aynı tadı almak gerçekten zor. O yüzden nasıl bir şiir diyebilirsiniz? Fakat Sultan Veled'in Aksaray için yazdığını da bu vesileyle bilmek, öğrenmek ya da hatırlamak iyi olur diye düşünüyorum. Evet, şöyle diyor. Ey Aksaray halkı, bilin ki her biriniz 200 cihansınız. Her ne kadar beden olarak yerden olsanız da ruh bakımından göktensiniz. Toprakla bir gibi olsanız da bağda ırmak suyu gibi akmaktasınız. Beden topraktandır, toprak olacak. Siz toprak örtüsünü kaldırmışsınız, hepiniz cansınız. Yakin güneşi yüzünü gösterince artık şüpheye düşmeyin. Gonca gibi topraktan baş çıkarın, ne zamana kadar zeminde gizleneceksiniz? Aşkta ok gibi dosdoğru oldunuz, artık sultanın elindeki yay gibisiniz. Aşk baharının güneşi doğdu, artık perde arkasında gizlenmeyin. Dün baykuş idiniz, vazgeçtiniz. Peki bugün neden tekrar aynı şekildesiniz? Hazreti İsa daimi sofrayı kurdu. Eğer bundan yemezseniz yazıklar olsun. Savaş meydanında eğer savaşçıysanız rüstemler gibi koşmanız gerekir. Yol kesen haramilerin başlarını vurun. Kanlara bulanmış olarak yere düşürün. Zenci ordudan burada Zenci ordudan kastı Moğol ordusu olabilir. Zenci ordudan daha ne kadar zulüm göreceksiniz? Hepiniz feryadu figan ederek bir ömür geçiremezsiniz. Artık size daha nasıl açıklayayım? Siz doğruluk madenisiniz. O madenin cevherisiniz. Madem ki Veled'in yüzünü gözünüzle gördünüz, bundan böyle aylar yıllar boyunca emniyette kalın. Şimdi Sultan Veled'in bahsettiği diyor ya, yani bahsettiği dönem Aksaray'ın gerçekten Moğollar yüzünden çok acı, sıkıntı çektiği bir dönem. Zenci ordudan daha ne kadar zulüm göreceksiniz? Hepiniz feryadu figan ederek bir ömür geçiremezsiniz. Evet, doğru. O yıllarda Moğol istilası uzun sürmüştü. Sadece Aksaray'da değil, Anadolu'nun birçok yerinde Moğollar yüzünden uzunca bir dönem kimsenin yüzü gülmedi. Sultan Veled bunu anlatıyor, cesaret veriyor. Doğruluk madenisiniz diyor. İlk birkaç cümle epeyce övgü var. Daha sonra biraz eleştiri, sonlara doğru tavsiye. Tavsiye ile birlikte cesaret veren bir mesaj var Aksaraylılara. Demek ki gelmiş, sohbet etmişler, Aksaraylılarla oturmuşlar, kalkmışlar ki zaten kaldığı yer yakın Aksaray'a. Tabii sadece
Aksaray değil, birçok şehre şiir yazmıştır Sultan Veled.